Eko TV ekranlarından merhabalar efendim. Ben Hasret Kaya. Saatlerimiz 9.58'i gösteriyor. Günün önemli gelişmelerini aktaracağım sizlere. Tabii en çok konuşulan konulardan biri Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK, KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı biliyorsunuz ki. Bu detaylara bakacağız. Muhabirimiz Dilek Yaman Demir, İstanbul Adliyesi önünde bizi bekliyor. Detayları birazdan aktaracak kendisi. Diğer yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu, bugün Esenyurt'ta toplanacak efendim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından belediye binasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Eko TV muhabiri Enes Arol orada bizi bekliyor. Ona da döneceğiz elbette ki. Diğer yandan bir diğer bağlantı noktamızsa Diyarbakır olacak. Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Eko TV muhabiri Burak Emek, Nevzat Bahtiyar'ın jandarmaya verdiği ifade görüntülerine ulaştı. Birazdan bize o görüntüleri anlatacak. Bir taraftan da bir diğer bağlantı noktamız Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili olacak. Bir hasta yakını çocuğuyla ilgilenmediğini iddia ederek doktora dakikalarca şiddet uyguladı efendim. Bu akıl almaz olayı muhabirimiz Batuhan Topal tüm detaylarıyla bize aktaracak. Sonrasında yaşanan süreci de ekranlarınıza taşıyacağız elbette. Ama öncelikle İstanbul Adliyesi'ne gidelim. Dilek bizi bekliyor. CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına ilişkin detaylar neler Dilek? Senden dinleyelim. Günaydın Hasreti, iyi yayınlar dileyelim. Ahmet Özer hakkında PKK, KCK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma dün sabah saatlerinde, günün ilk saatlerinde başladı. Gece bir sıralarına kadar devam etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu sıralarda Silivri cezaevinde Ahmet Özer. Peki Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe neydi? Neden Ahmet Özer tutuklandı? İddialar ve deliller nelerdi? Sulh Ceza Hakimliği ifadesinden de bahsedeceğim ama önce iddialardan bahsedelim. Sonra savunmasını da anlatmak istiyorum sizlere. Diyarbakır'da başlatılan bir soruşturma İstanbul'a kadar uzamış. Temmuz 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Özer hakkında teknik ve fiziki takip kararı almıştı. Ahmet Özer'le ilgili iddia şuydu. Diyarbakır'da tutuklu olan bir PKK, KCK terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen şahsın evinde arama yapılmış. O aramada bir döküman ele geçirilmişti. O dökümanda Abdullah Öcalan'ın İmralı ile görüşmesinde Ahmet Özer'in yüksek konsey üyesi olmasına olur verdiği ifadeleri yer almıştı. O belge aslında önemliydi. Bu belge üzerine soruşturma başlatılmış. Teknik ve fiziki takiple soruşturma devam etmişti. Ardından başlatılan soruşturmada HTS dökümleri incelendi. 10 yıllık geçmişi incelenen Ahmet Özer'in 694 kişiyle PKK, KCK terör örgütü üyeliğinden ihbar olan, ifadesi alınan ya da hakkında soruşturma başlatılan 694 kişiyle irtibatlı ve iltisak halinde olduğu, yani iletişim halinde olduğu tespit edilmişti ki bunlardan bir tanesi Remzi Kartal, kırmızı bültenle aranan PKK, KCK üst düzey sorumlularından biriydi. O görüşmelerde soruldu Ahmet Özer'e. Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra da verdikleri bir etkinlikte çıkarılan sanatçının o etkinlik alanında yaptığı propaganda. Abdullah Öcalan ismiyle sloganlar atılıp PKK, KCK terör örgütü üyeliğine mensup o bayrak flamaların sallandırılması ve sloganlar atılması ile ilgiliydi. Bu iddiaların hepsini reddetti. Yine konuşmalardan bir tanesi PKK, KCK terör örgütü üyesinin annesinin vefatından sonra değerli bir annemizi kaybettik şeklinde yaptığı mesajlaşma ve konuşmaydı. Bu da soruldu aslında kendisine. Ben başsağlığı dilemişim, ne var bunda? Hatta kendisini savunurken şu ifadeleri kullandı. Direkt ifadede geçtiği gibi belirteyim. Ben bir annesini kaybetmiş bir şahsa başsağlığı dilemişim çok mu? 694 kişinin hepsinin terör bağlantısıyla ilgili olduğunu nereden bilebilirdim? Ben akademisyenim, profesörüm. Beni arayanların hiç kimsenin ismini cismini bilmediğim birçok isimle de konuştum. Örgüt üyeliği için sanatçı çıkardığım iddia ediliyor ama bu sanatçının çıkarılması organizasyonunu belediye personelleri yapıyor. Orada sloganlar atılmış, ben ne yapabilirim şeklinde savunmalarıyla aslında PKK, KCK terör örgütü üyeliğini reddetti. Esenyurt Belediyesi'nde evinde ve 2 adet aracında arama yapılmıştı Ahmet Özer'in. Bu aramalarda Esenyurt Belediyesi'nde aslında önemli bir döküman ele geçirildi. Bilgisayarında 500 küsür sayfalık bir kitap vardı Ahmet Özer'in yazdığı, bitirmeye hazır olduğu. O kitabın sayfaları da incelendi.
aslında her sayfasında, her paragrafında PKK-KCK terör örgütü üyeliği tarafından, Türk askeri tarafından etkisiz hale getirilen o PKK'lıların hayat hikayeleri vardı. Onlara ilişkin bilgiler vardı. İşte bu da aslında en önemli delillerden biriydi. Sulh Ceza Hakimliği her ne kadar Ahmet Özer'in iddialarını reddetse de PKK-KCK terör örgütü üyeliğinin yüksek bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Şimdiki süreçte ne olacak diyelim? Ahmet Özer'in avukatlarının bu tutukluluk kararına itiraz etmesi bekleniyor gün içerisinde. Biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve Çağlayan Adliyesi'nden sözü yeniden sizlere bırakalım. Evet efendim, Dilek detaylarıyla aktardı.